Ortaya Karışık'tan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi, her pazartesi olduğu gibi ben Alp Özgen, Orhan Uluca ile karşınızdayız. Ama bugün her haftaki formatımızın biraz dışına çıkacağız. Çünkü dünyada futbol yeniden tanımlanacak. Öyle günler yaşıyoruz, öyle sıcak saatler yaşıyoruz. Everything little little into the middle yapamayacağız. Bomba gibi bir haber. Avrupa Süper Ligi'nin 12 kulüp tarafından kabul edilmesi, ardından Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının açıklanması, konuşacak çok konu var. Yani baştan tanımlanıyor futbol dünyası. Çok karanlık ve kaotik günler bizi bekliyor. Buna darbe diyenler var, buna devrim diyenler var. Ama istersen oradan önce şuradan başlayalım. Bu uzun zamandır dile getirilen bir konuydu. Yani şu andaki mevcut 12 kulüp dışında da dile getirenler vardı daha önceden. Bu nereden çıktı ortaya? Nasıl bugünlere geldik? Avrupa Süper Ligi'nin bir oluşum sürecini önce istersen bir bakalım. Ya mesela ben geçen sene Fußball Ligs belgelerinde çıktı. Almanya'da büyük haber oldu işte, Bayern Münih çekiliyor mu, Süper Lig kuruluyor mu? 1,5 yıl önce. İşin öncesi aslında çok önceye dayanıyor şöyle. Şimdi Şampiyonlar Ligi reformlarını sürekli görüyorsunuz. Hatırlayın ilk Galatasaray'ın katıldığı zamanı, öncesindeki Kupa 1'i hatırlayın. Tabii. Kupa 1, Şampiyonlar Ligi, formatlar değişiyor. İki grup vardı hatırlarsan. Bunların büyük liglere verilen tavizler, evet. Dörder takım gelmesi mesela, büyük liglerden. Zaten adalet, yani UEFA'nın görece adaletsiz bana göre. Mesela şampiyon olmayan bir takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gibi veya diğer küçük takımlarının o lige katılması için önüne çok büyük engeller koyulması gibi 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 pek çok şey aslında hep Süper Lig tehdidiyle gerçekleşti. UEFA, şimdi UEFA bütün liglerin sorumlusu olan bir organizasyon ve sürekli olarak 10-15 kulüp ama sürekli olarak biz daha fazla para kazanabiliriz, biz daha fazla para kazanabiliriz, bize yeterli parayı vermiyorsun şeklinde UEFA ile bir zıtlaşması var. Ve Süper Lig, yani bundan dedim ya sana, 2,5 yıl önce hani mailleşmeler ortaya çıktı, Rummenigge'de vardı, yani. Almanya'da büyük olay oldu vesaire, 15 kulüptür şudur budur, yeni bir şey değil zaten. Ama yani UEFA bunlarla baş etmeye çalışıyor çünkü her seferinde bütün olay para. Tabii. Ve bugünkü Süper Lig'in kurulma, planlanma aşaması, ki ben bütün bu bilgilere JP Morgan, şirket, 3,5... Geçen sene biliyorduk zaten bunları. Evet. 1,5 yıl önce biliyorduk, 2 yıl önce biliyorduk. En son pandemi de biraz işleri hızlandırdı tabii ki. Çünkü mesela Barcelona borç batağında, Atletico Madrid borç batağında. Ve şöyle bir şey geliyor. Birisi geliyor diyor ki, Amerika'dan birisi. Arkadaşlar ben sizi şu 15 kulübe, içlerinde aslında Dortmund, Bayern Münih ve Paris Saint Germain de vardı. Ben bu 15 kulübe senelik en az 100 milyon euro. Ortalama en az, o en az 100 milyon euro. Ortalama 250 milyon euroya kadar kazandırma şansı veriyorum, vaat ediyorum. Gerçekte de Süper Lig aslında Şampiyonlar Ligi ile Şampiyonlar Ligi'nin yerine geçmesi planlanan bir organizasyon. Zaten Şampiyonlar Ligi ile sürekli yarışan ve onu destekleyen, yani onunla beraber değil. Zaten şöyle bir şey var, yani bugünkü bahsedilen 15 takım kurucuyu olacaktı. Bunlar kabul etseydi. 5 takım da performansa göre o dönem ilgi çeken, işte Galatasaray gibi, Porto gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, diğer liglerden de takımların girip, Atalanta gibi katılımlarıyla beraber 20 takım. Son dönem performansı. Şimdi şunu düşün Alp. Onlardan ikilik yapacak. Tamam mı? Onlardan ikilik yapacak. Bir takım en az 18 maç oynayacak. En fazla 24 maç oynayacak. Bir takım. Bütün bu sıkışık takvimde 24 maç nasıl oynasın? Tabii. Yani toplamda 193 maçtan bahsediliyor Avrupa Süper Ligi arkadaşlar. 193 maç. Yani bu zaten böyle her şey olup da ekstra kenarına, bu Süper Lig değil. Süper Lig'in asli amacı Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla para kazanabilirim. Mesela Bayern Münih geçtiğimiz sezon en üst parayı aldı. Yani gitti şampiyon, evet, oldu değil mi? Aynen öyle. 135 milyon euro kazanabildi. Hem de yenilmeden şampiyon. 135 milyon euro. Maksimum kazanabileceğin limit bu. 135 milyon euro. O minimumunu 100 veriyor sana. Minimum 100 veriyor. Evet. Giriş parası olarak. Ve daha da önemlisi yani para, bunun tek çıkış sebebi para. Başka hiçbir şey değil. Peki ama şimdi çıkmazları şimdi, çok fazla. Ya o ne yani demek? Çıkmazları yani, saymakla bitmiyor. Bir kere bu, yani ben neden Tottenham'ı her sene Avrupa Süper Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde göreyim? Ne alaka? Peki bir şey söyleyeceğim, yani bu takımların özelliği ne? Her sene ben bunları görmek zorundayım. Bunları izleyeceğim. En fazla 5 tane farklı kulüp izleyebileceğim. Aynen. Şampiyonlar Ligi yerine. Mesela bir atıyorum X kulüp olmayacak, Atalanta olmayacak, Benfica olmayacak, Galatasaray olmayacak, Salzburg olmayacak mesela, Leipzig böyle şey olmayacak, Leverkusen olmayacak, bir pek çok olmayacak. Neden? Ya zaten bunlar para kazansın diye. Aynen. Ama şunu unutuyorlar yani. Ya bundan 7-8 yıl önce, 10 yıl önce hani Pellegrini ile kazandığı City diye bir şey mi vardı?
Paris Saint Germain diye bir şey mi vardı? Büyük kulüp müydü Paris Saint Germain? Tamam, tabii ki büyük kulüptü. Büyük kulüptü de Lyon Marseille neydi? Yani sizin ömür boyu burada olmanızın sebebi ne? Ya bu var ya, bu ciddi bir şekilde bu Türk futbol dünyasına bir ihanet gibi geliyor bana. Ben 15 kulüp, bir de bu 15 kurucuya, kurucu oldukları için her zaman katılım gösterecekler. O 5 kulüp değişecek. Ve şunu söylüyorum, ben UEFA'nın ve FIFA'nın elinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunları, yani bu organizasyonun çıkma sebebi 35-40 milyon giriş parası almak yerine garanti bir giriş, sabit ücretle beraber 100, hatta biraz ileriye giderlerse 150-200 milyon lira kazanma. Yani aradaki fark nedir? 100 milyon lira değil mi? Şimdi yerel liglerden çıksalar, Şampiyonlar Ligi'nden çıksalar, tabii, oradaki gelir, bir İngiltere'deki Premier Lig kulüplerinin televizyon yayınlarından aldığı parayı düşünün. Aynen öyle. Tam onu söyleyecektim. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nden aldığı parayı çıkardığınız zaman bu para bunları yapmak için önemli bir kıstas mı? Ve UEFA ve FIFA net bir şekilde bütün liglerde, Almanya açıklama yaptı, Premier Lig açıklama yaptı. UEFA'nın eli güçlü. Eğer ki buraya bu şekilde böyle sert bir şekilde tutum takınırlarsa bence kesinlikle bunun önüne geçerler. Aynı zamanda neden Bundesliga'yı, gerçekten Bundesliga'yı çok seviyorum ama bu konularda gerçekten çok iyi. Bak, buradaki savaş ne biliyor musun? Buradaki savaş genel anlamda paranın direttiği kurallarla olması gerekenin, insanların, taraftarların direttiği kurallar. Aynen öyle. Bu çarpışıyor sürekli. Aynen. Bunun bir örneğini söyleyeyim sadece sana. Geçen hafta ben Partisi akşamı maç yorumladım. Programdan çıktım. Bak, benim bu meslekte çalışan bir insanın benim için bile zor. Yani hafta sonu yetmiyor. Cuma, cumartesi, pazar bir de gelip Partisi günü program sonrası maç yorumluyorum. Ben veya bir başkası. Şimdi o maç son maçtı Bundesliga'da arkadaşlar. Partisi oynanan. Normal koşullar altında paranın direttiği kural nedir? Ne kadar güne bölünürse, mesela Partisi maçı o kadar değerli oluyor. Tek maç oluyor değil mi? Hı-hı. Televizyon gelirleri artıyor. Kulüpler daha fazla kazanıyor. Her şeyi kazanıyor. Kaybeden kim? O hafta o kulübün maçını her hafta olduğu gibi izlemek isteyen insan salı günü işe gidecek. Partisi akşam maça gidecek. Almaya da bir gelenektir. Adam cumartesi pazar çoluğunu çocuğunu alır, maça gider, tabii, izler. Bu sonuçta televizyon gelirleri için değil. Asli olarak Leverkusen atıyorum veya Frankfurt kendi taraftarları için oynar. Ve o taraftarlar cumartesi pazar izlemek istiyor takımlarını. Partisi değil. Daha fazla para kazanabilirsin ama insanlar rahatsız oluyor. Taraftar için kötü oluyor bu durum. Ve akşam düşünsene 9.30'da 10.30'da maç başlıyor. 12.30'da bitiyor. Senin yatman 1-2, sabah 7'de iş var. Bunu düşünüyorlar. Ve bu şekilde bunun öyle güzel partisi maçları, boykotlar oldu ki tabii, seyirci tabii. Varken. Siyah tenis topları atıldı sahaya. Sessizlik oldular. Her türlü protesto oldu ve ne oldu? Ve üç ligde birden yaptılar onu. Bundesliga 2, Bundesliga 3. Evet, hepsini yaptılar. Evet, aynen öyle. Ne oldu peki sonunda? Dediler geri ki adım. 2021'den sonra partisi maçları bir daha olmayacak. Ben de son maçımı yorumladım. Bak, bana kadar bir rahatlık sağlıyor. Burada kazanan kim? Yani taraftar. Ve Alman Ligi... Bir de şimdi zaten şöyle bir şey var. Şunu söyleyeceğim, sonra devam et. Dortmund ve Bayern Münih'in katılmamasının bir numaralı sebebi Bundesliga'nın özünde olan her zaman için ligin tamamını besleme, güçsüze yardım etme. Bunu televizyon gelirlerinde Bundesliga 2'ye %20 pay arıyorlar. Tabii. Bundesliga Ligi 2'yi satsam tek başına %5'i bile etmez o paranın. O yüzden bunu korumak için ve taraftarı korumak için bir şey, taraftarla ilgili başka bir şeyden anlatacağım, sen bir konuş. Şimdi bize çok sık gelen sorulardan birisi mesela yıllardır şu olmuştur. Sana daha fazla gelmiştir muhtemelen. Premier Lig mi, Bundesliga mı, nasıl ayırıyorsun, neye göre bakıyorsun? Evet, dünyanın en büyük yıldızlarını, dünyanın en büyük bütçelerini Premier Lig'de izliyoruz ama ben her zaman şuna dikkat çektim. Bu gelen yabancı yatırımcılar, İşte City'nin başına gelenler, Newcastle'a gelenler, Manchester United'a gelen bu zengin adamlar, bu kapitalist güç, bu dengeler Premier Lig'deki bütün taraftar için olması gereken futbol unsurunu tamamen paranın yönüne çevirecek. İşte geldiğimiz, bunun başını çeken de sonuçta işte hem Agnelli ailesi, hem Florentino Perez, hem de baktığın zaman buradaki bu şey. Ama Almanya'da bunu göremiyorsun. Almanya'da, Bundesliga'da her zaman birinci derecede futbolun, oyunun önceliği olduğunu görüyoruz. Bir kere şu önemli. Watzke'nin açıklaması taraftar mesela. Taraftar zaten kulübün %51 sahibi. Bir de o var. Yani bir kere zaten engelleyen unsuru bunun bu. Bunun önüne geçemiyorsun. Zaten bunu kurallarla oyuna olan bağlılıklarını, taraftar için olduğunu bu oyunun, oyuncular için olduğunu, futbolcular için olduğunu Bundesliga'da görüyorsun. Şimdi gel bir de istersen biraz pratiği konuşalım. Bu zaten yıllardır bildiğimiz mesele. Yani ne kadar fazla sermaye giriyorsa oyunun özünden o kadar uzaklaşıyoruz. Bu Şampiyonlar Ligi. Bu arada hani UEFA ve FIFA'da masum değil tabii ki ya. Ama UEFA ve FIFA ama yine de yapmaya çalıştı? Şunu yapmaya çalıştı.
bu oyunu kılıcı kılan büyük takımları, süper yıldızları barındıran büyük takımları oyunun içinde tutmak için sürekli taviz verdi. Taviz vermesinin sebebi de bu kulüpler. Bu kulüplerdi zaten. UEFA'nın kendi ama bu öyle onlara değil. Yetmedi işte. Yetmedi. Yani yetmedi, yetmedi, yetmedi ve en sonunda geldiler. Futbolu şu anda global ölçekte dünyanın en sevilen oyunu olmaktan çıkarma noktasına kadar geldiler. Bence şu an gerçekten çok kaotik bir döneme giriyoruz. Öyle böyle bir kaos yok önümüzde. Ya mesela bunu desek açın bir şey daha söyleyeceğim. Stuttgart kulübü mesela bir şey yapıyor. Bak yakında her kulüpte vardır bu. Zaten taraftar liderleriyle görüşme ve sürekli olarak görüş alışveriş içerisinde bulunması ayrı bir konu. Klaus Vogt açıkladı geçen yönetim kurulunun içerisinde bir tane taraftar sorumlusu almayı düşünüyor. Bunun en güzel örneği Union Berlin değil mi? Yönetimin içinde sırf taraftarlar tabii, var. Mesela o zaten kült kulüp. Sen Pauli Union Berlin'i bir kenara bakalım ama yavaş yavaş bu şeye geliyor. Şimdi gelelim şeye zararlarına. Ya bir kere en büyük zarar, beni en çok rahatsız eden olay. Ya arkadaşım sen kurucu üyesin diye 20 takımın 15'i bu ne demektir? Yani %80'i tabii performanstan bağımsız. O sene kötü olsun. Ya Başakşehir şampiyon oldu kime düşüyor? Örnek aynen veriyorum. Leicester bu durum, benzer şey yaşadı. Yani o zaman ne olacak? Yani Chelsea yeri geliyor, Tottenham yeri geliyor. 15. 16. bitiyor. Yine Şampiyonlar Ligi'nde mi göreceğiz? Sporun en önemli içeriği olan performans içeriğini yok ediyor. Aynen öyle. Biz şov mu izliyoruz arkadaşım burada? Yani yıldız oyuncuları satın alacak bu büyük kulüpler. Hadi bunlardan Real Madrid veya X kulüp bir iki tane de var böyle. Hani başarısı daim olan Bayern Münih, Real Madrid falan. Ama mesela Premier League kulüplerin 6 tanesi. Bunlar muhtemelen 4'ü şampiyon olamayacak, iyi olamayacak. İlk 4'e bile giremeyebilir. Ve ben bunları sürekli olarak izlemek zorundayız. Bir de şöyle düşün. Asli gerçekleştirmek istedikleri niyet Şampiyonlar Ligi'ne bunu koymak. Zaten UEFA haksızlık yapıyor. Bir kere şöyle bir şey haksızlık. Ben şampiyon oluyorum ama diğer ligin 4.'sü şeye giriyor. Benim yerime giriyor. Bu temelde para bunu futbolun doğal kuralları içerisinde bu yok. Eskiden Kupa 1'i düşünün arkadaşlar. Sadece şampiyonlar katılırdı. Aynen. Bir değeri olurdu. Eğer gerçek bir şekilde futbolu para değil de kuralları yönetmiş olsaydı, doğası gereği olmuş olsaydı bugün sadece Şampiyonlar Ligi'nde olurdu. O zaman Kupa 2'nin de değeri olurdu. Avrupa Ligi aynen gibi bir şey olmazdı. Konfederasyon gibi saçmalıklar bile yeri gelir değer kazanabilirdi. Çünkü orada da iyi takımlar olacaktı. Keşke bana kalsa olması gereken bir ligi ülkenin şampiyonu gidecek Şampiyonlar aynen Ligi'ne. Anlatabiliyor muyum? Biz iyi takımların karşılaşmasını izlemek istemiyoruz sürekli olarak. Hak edinin. Adam şampiyon olduğuna sevinmeli, diğeri ikinci olduğuna daha çok üzülmeli. Kupa 2'nin, ya mesela bütün ligi Şampiyonlar Ligi'ne işte toplamak yerine Kupa 2'ye dağıtırsın, Kupa 3'e dağıtırsın. Eskiden UEFA Kupası büyük bir olaydı. Çok büyük olaydı. Yitirdiler, mahvettiler çok yani. Çok büyük olay. Ya bir de şu var işte artık o yüzden sen kademe kademe bu noktaya geldi Şampiyonlar Ligi ve o sayede sen bir daha ne Kızıl Yıldızları, ne Steaua Bükreşleri, ne Porto'ları yaşayamıyorsun. Buna zaten son 8'e siz kalıyorsunuz sürekli. Bırakmadı. Son 8'e kalan takımlar 12 tane takım var. 12-13 tane takım var. Hep aynı takımlar son 8'e kalıyor zaten. Eskiden böyle miydi? Eskiden böyle değildi. Diyorum ya işte Steaua Bükreş çıkıyordu, Kızıl Yıldız çıkıyordu, Galatasaray çıkıyordu. Frankfurt çıkıyordu. Artık bir de şu var. Zararlarından bahsettin ya. Ben sana en önemli, en çarpıcı, bence en büyük vereceği zarar. Şimdi lokal liglere bak. Lokal liglerde bu adamlar devam etmek istiyorlar bir yandan. Tabii şimdi ki o zaman anlamı kalmayacak. Aynen. Yani adam Premier Lig'de devam etmek istiyor. İşte Milan, Inter, Juventus bunlar Serie A'da devam etmek istiyor. Peki şimdi sen az önce çok güzel söyledin. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu rekorla aldığında 135 milyon euro kazanabiliyorsun maksimum. Bu adam Süper Lig'den ortalama 100 ile 250 arasında para giriş kazanıyor. Giriş parası 100 milyon euro. Yani şimdi bu ekonomik dengesizlikte zaten mesela İngiltere Premier Lig'de Big Six'e karşı zaten ekonomik olarak müthiş dezavantajın var değil mi senin? Leicester City olarak, Everton olarak vesaire, West Ham United olarak vesaire ya da aynı şekilde Atalanta olarak, Napoli olarak senin zaten çok ciddi bir dezavantajın var. E şimdi ne olacak? Şimdi bu adam sana x6x7 bütçeyle karşına çıkacak ve de diyecek ki ben seninle aynı ligde de oynamaya devam edeceğim. Ben kabul etmem. Ben Napoli olsam kabul etmem. Atalanta olsam derim ki federasyona gitsinler, kendileri çalsınlar, kendileri oynasınlar Avrupa Süper Lig'de. Ben neden senede 350-400 milyon euro bütçeyle karşıma çıkacak bir takıma karşı 50 ile 100 milyon euro arasında bir bütçeyle nasıl rekabet edeyim? Nasıl tutayım ben takımımda yıldızları? Nasıl onun talip olduğu oyuncuyu ben alabilirim? Tabii nasıl rekabet edebilirim? Tabii ki. Bir de bunu adaletsizliğin zirvesini şöyle görecek bir şey var. Mesela, böyle bir şey olamaz. Neden Tottenham mesela her sene kurucu olduğu için %150 milyon euro minimum. Bence 100 milyon euro giriş en az nedir o 10 maç yapıyor yani en az
14 maç, 15 en az 18 maç yapacak neredeyse. Ya zaten bu kurucu üye evet. mantığı tamamen zırvalık. En az 18 maç yapacak, en fazla 24 maç. Bir de şunu anlamıyorum. Süper Lig kuruluyor. Şunu açıklamalar gerekir. Şampiyonlar Ligi ile beraber Süper Lig oynaması mümkün değil. Aynen. Bu ikisinin beraber olması. Bu tamamen Şampiyonlar Ligi'ne karşı kurulmuş bir organizasyon. Hı-hı. Ve şunu demek istiyor aslında bu 12 tane kulüp üyesi. Siz şampiyon olun, olmayın. Biz sadece bizim beğendiğimiz 5 tane takımı dünya, bak Avrupa'da sadece 5 takımın girmesine izin vereceğiz diyor. Geri kalanlarınızın ne yaptığı Şampiyonlarla ilgili ilgisi yok diyor. Biz kendi aramızda oynayacağız bu ligi diyor. Ya böyle bir şey bu ya, bu kibir ne ya? Tabii. Elitistler daha fazla, ligi. Daha fazla para için yani bunu verdi ve çok güzel cevaplar var. Tabii. Gerenevul başta. Gerenevul başta olmuş kendi kulübü. Ve inan bana bir şey daha söyleyeyim. Bayern Münih girmiyorsa, Dortmund girmiyorsa bak yıkarlar stadyumu yüzden. Belki ileride normalleşir girerler, ona bir şey diyemem. Hani bunu başarırlar, normalleştirirler bunu ve yakında girmemek iyi olur. Ama şu gün için söylüyorum. Taraftar pandemi nedeniyle olmasa bile yanlışlıkla Dortmund'la veya Dortmund girecek olsa Signal Iduna'yı başına yıkarlar. Olay bak çıkıyor. Söylüyorum sana. Hani Bayern neyse bir noktaya kadar. Bayern'in de taraftarı çok iyidir. Girmez. Bayern'in taraftarı giremez. Çok iyidir. Yani öyle şey değil. Bayern Münih her zaman için dışarıya karşı ligini korumuştur. Bunu ben sana hatırlıyorsan doğru. Yıllarca anlattım. Doğru. Diğerleri gibi Real Madrid ile Barcelona televizyon gelirlerini farklı bir pay alıyor. 180 milyon euro ile tutabiliyor. Bayern Münih bu isyanı yapmadı. 35 milyon euro alıyordu düne kadar. Karşısındaki West Ham United'ın bile yarısını alıyor. Televizyon gelirleri senin en büyük gelirin. Doğru. Hatta hala yetersiz geliyor. Diğer kulüpler bugün daha de, fazla evet, pay istiyorlar. Bugün, şunu da söyleyeyim. Paris Saint Germain zaten UEFA başkanıyla çok yakın. Oraya giremez. Fransa Ligi'nde de diğer bir takım düşünülmedi 15 takım arasında. Ama Dortmund'la Bayern Münih her açıdan girebilirlerdi buraya. Tabii. Ligi düşündükleri için hiçbir şekilde girmezler. Alman Ligi'nin temel felsefesi zaten bir bütün olarak. Peki biraz da şunu konuşacağım. Zararları çok. Saymakla bitmiyor. Bir kere her şeyden önce adil değil. Dediğin gibi kuruluşunda bile adalet yok. Yani futbolu ben niye izliyorum? Neden sen yenilsen de... Her sene aynı takımları neden performans şey odaklı olmadan... Belli bir strateji. Yani çeşitliliği azaltacak. Çeşitliliği azaltıyor. Her sene aynı takımları izleyeceksin. Ya mesela bundan 9 sene, 10 sene önce Salzburg'u izlemiyorduk değil mi? Ama son 3 senedir, 4 senedir Şampiyonlar Ligi'nde biz düzenli olarak Salzburg gerçeğini izliyoruz. Porto gerçeğini izledik Jose Mourinho ile beraber. Galatasaray'ı tanıdı Avrupa'da insanlar. Lucescu döneminde iki gruptan çıktı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ını izledik. Yani bunlar zaten azalmıştı. Artık o noktaya geçelim. Uygulanabilirliğine gelelim. Şimdi UEFA restini çekti. Bu takımlar artık Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde yer almayacak. Hatta şöyle bir ifade gördüm ben. Sen onu görmüşsündür. Oyuncularının milli takım tabii, düzeyinde, yani bence en çarpıcı olan bu. Bence oyuncu. Ligler. Ve ligler. Ligler. Yerellikler. Çok önemli bir şey. Yerellikler, City, United, Big Six. Hadi bence bakalım. UEFA'dan ziyade. Gördün mü şeyi? Real Betis gösterdim. Real Betis arkadaşlar. Hatta buraya montajda koysun arkadaşlar. Real Betis resmi sitesi. An itibariyle La Liga puan durumu diye yayınlamış. Birinci sırada Sevilla var. Yani işte Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid'in olmadığı bir puan durumu. Aynı şekilde Premier Lig'de Big Six'i çıkar. Leicester City lider. Ne olacak? Bak şöyle bir şey ne diyecek şimdi? Bak şimdi şöyle bir şey federasyonlar. Bak bir şöyle bir şey söyleyeyim. Burada güçlü olan UEFA da değil aslında. Buradaki kritik karar yani liglerin alacağı tavır. Çünkü neden biliyor musun? Birincisi sen buradan 100 milyon euro mu alıyorsun? Sen kendi liginin yayın hakkından 180 milyon euro alıyorsun. Hadi bakalım çık ikiniz tek başına Süper Lig'de bir kere oynatabilirsin. Hem Şampiyonlar Ligi parasını çıkaracaksın oradan bir lig yaptığını düşün. Avrupa doğru. Süper Ligi. Hem de kendi ligini. Hem de ligini. Şimdi topla ligden aldığı 180-200 milyon euro Real Madrid Barcelona'nın. Şampiyonlar Ligi'nden de alıyor 50-100-250 milyon sana en fazla Avrupa Süper Ligi. Hiçbir karın olmayacak bu işten. Aynı zamanda günden güne de güç kaybedeceksin bu şekilde ligler oynamadığın zaman. En büyük güç burada UEFA değil, liglerin destek vermesi. Eğer ligler derse ki dedi. Dedi işte. Dedi. Bundesliga dedi o mesela. O zaman mesela Bundesliga'da atıyorum Bayern Münih Dortmund olmazsa problem olmaz. Neden biliyor musun? Bak Avrupa'daki ligler büyük çoğunluğu dışarıdaki popülerliği olabilir. Ama ülke içerisinde Celtic, Glasgow ya da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi değil. Almanya'da mesela atıyorum Bayern Münih maçlarını izleyen 90 milyon varsa sadece Münih bölgesi. Geri kalan 85 milyon başka takımı tutuyor, başka takımı izliyor. Üçüncülüklere kadar yansıyor. Şimdi Bayern Münih çıkar oradan. Tabii. Lig bir şey kaybetmez. 85 milyon taraftarı var. Kendi lokal içeride lokal izlenirliğinde yani bir şey kaybetmez. Sen bir ligin atıyorum 4'te 3 taraftarına sahip değilsin ki büyük bir güç olasın. Zaten pandemi öncesi statların doluluk oranı bunu çok güzel tabii, kanıtlıyordu. Yani, evet demek istediğim konu o yüzden ligler önemli. Burada mesela lig kendi yeni kahramanlığı yaratır. Kendi yeni şampiyonluğu yaratır.
ve ligin dışarıdaki satışı içerideki satışıyla beraber geliri de eşitlenir. Eğer bugün desek ki ligler bu Avrupa Ligi'ndeki dedi bunu. Gireni ben çıkartıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde almıyorum. Ne kazanacak? Avrupa Süper Ligi ile 15 takım ne kadar para kazanabilir? Kaç kere karşı karşıya gelebilir? Peki işte enteresan. Ben zaten ve bir şey söyleyeyim. Lig kaybetmez. Çok büyük bu çılgınlık. Yani Premier Lig ayrı bir önemi var. Florentino Perez. Bu adamlar bunları düşünemedi mi? Yani hesaplayamadım. Ya şöyle bir şey. Şunu düşünüyorlar. Rest dediler. Hayır rest. Hayır. Şunu düşünüyorlar onlar. Onlar UEFA ile ortaklaşa yapmak istiyorlar zaten. UEFA'nın bu kadar sert çıkacağını bence beklemiyorlardı. UEFA ve FIFA nezdinde olmazsa zaten bunun bir değeri yok. Aynen öyle. UEFA o gücü olmazsa onu diyebilir mi? Hadi diyorum ki sana ben seni lig mesela Christian Schaffert işte Ligler Birliği Başkanı. Öbür tarafta Premier ya Premier Lig'in 6'sını çıkar. Belki 3 yıl acı çeker ama o 6 kulüp daha beter batar. O yine oynatır. Yeri geliyor da şirketten 3-4 tane büyük takımı düşürüp yine ligler tabii devam ediyor. Aynen. Bir şey olmuyor ya. İnan bana Almanya'da Dortmund ve Bayern Münih büyük güç ama %20 azalır. Lig devam eder. Ama Bayern Münih'e ne olur? Dortmund'a ne olur? Liglerden çıkarsa. Çünkü Bayern Münih ve Dortmund bunu kabul edecek şey değil. Ya ne olur biliyor musun? İşte bir süre sonra bu Avrupa Süper Ligi denen şeyde kendileri çalarlar, kendileri oynarlar. Hayır, bir kere bu oynatabilirsin bunu. Aynen. Sen Şampiyonlar Ligi'ni ve kendiliği... Onların asli amacı, çok daha özetlemek gerekirse, bu takımların asli amacı Şampiyonlar Ligi ile yarış. Ve Şampiyonlar Ligi'nin reformunun sebebi bunlar. Haksızlıkların ve adaletsiz tutumlarının Şampiyonlar Ligi'nde ve küçük kulüpleri ezen bir takımdan 4 tane şeyin şampiyon olmadığı halde o lige katılması gibi, direkt katılması gibi sayısız adaletsiz tutumun sebebi bunların zaten para kazanması, garanti istemesi. Tabii. Çünkü adam Real Madrid tersine şampiyon olamaz. Barcelona var orada. Tabii. Bayern Münih olabiliyor son dönemde, Juventus olabiliyor ama öncesinde onlar da olamıyordu. İkinci bile işte olsa o parayı almak istiyorlardı. Premier Lig'de sürekli değişiyor. Mesela burada tek kazanan Tottenham. Başka hiçbir kazananı yok bu ligin. Yani son 30 yılda sıfır kupası olan bir takım her sene 100 küsür milyon olacak. Bak şunu söylüyorum. Premier Lig bile o 6 büyüğü çıkarır, ligini oynatır, yeni kahramanlar ve yeni takımlar kurar. Kurar tabii. City'nin kurulma aşaması nedir? Leipzig ne zamandan beri büyük takım oldu? Dün Kazulatan dünyanın en iyisi. Ne oldu bugün? Yani tabii ki Real Madrid de, ama Real Madrid bile ligden çekilsin, 6 yıl ligsiz oynasın bakalım Real Madrid diye bir şey kalıyor mu? Zaten buna izin vermezler, taraftarlar da izin vermezler. Onu diyeceğim. Şimdi biz işin ekonomik boyutunu, yayıncılık aynen öyle. Yani ne olaylar olurdu şu anda. Sadece bu arada hani Bundesliga'da değil, Premier Lig'de de, La Liga'da da, Serie A'da da çok büyük taraftar tepkileri olurdu. Zaten genel olarak sosyal medya önemli bir ölçek bence. Bakıyorsun insanların, taraftarların tepkilerine. Sadece yazarlar, Gary Lineker, Orhan Uluca, Mert Aydın vesaire değil. Taraftarların da ben yazdıklarına baktığımda şu anda müthiş bir tepki var futbol camiasında. Taraftarlar da bu işe karşı. Yani Arsenal taraftarı da, Tottenham taraftarı da, City taraftarı da, Real Madrid taraftarı da, Inter taraftarı da karşı bu oluşuma. Taraftarların da onayladığı bir süreç değil bu. Çünkü neden? Sporun özü ne? Performans, rekabet. Performans odaklı bir rekabet yaratmadın mı? Niye aynı sirki tekrar tekrar izleyesin? Yani şöyle bir şey diyorum. Bir filmi yani kaç kere izleyebilirsin? Evet, koşucular var tamam mı? 6-7 tanesi iyi koşuyor. Ya bunlar koşamasa da, ölse de, sakatlansa da, bir şey olsa da hep bunlar koşacak. Demek istedikleri bu. Ha, iki tane, bir tane farklı koşucu alacağız diyor. Yani 5'te 4'e hep aynı olacak. Arada 5'te 1. Ya bunu bak, bunu kabul eden, bunu destekleyen sporun ruhunu algılayamamıştır. Sporun ruhuna ihanettir bu. Aynen. Performansı ortadan kaldırıp popülerliği sahne şovuna çevirmektir. Burası NBA değil. Orada bile çok daha düzgün NBA, adalet sistemi var tabii yani. Tabii çok adil bir sistemi vardır. Yani NBA, o yani salary cap'ı daha buraya getiremedin sen yani. Var, draft sistemi var. Draft sistemi var. NBA bir aynen öyle. Sistemi ama var. NBA'den kasıt şu. Amerikalı bir yatırımcı, Amerikalı işi sahne şovuna dönüştürmek istiyor. Performansla ilgilenmez. Çok popülerse 40 yaşındaki bir oyuncuyu bile oynatırsın Amerika'nın mantığına göre. Anlatabildim mi? Show ondan bir kahramanlık business yapar. Bir defa film çekersin üzerine, Hollywood filmi. Gerçekleri yap. Bu bir performans işidir. Yani bu, ben Avrupa Ligi'ni bir yıl izlersin. Aa, City, Rama ikinci yıl ulan mı? Gene mi Tottenham dersin? Aynen öyle. 5 tane takım ne kadar renklendirecek? Belki de ikisi gidecek. Gene ilk 8'i. Zaten dediğin gibi işin içindeki gerçek aktörlere bakıyorsun. Futbolcular, teknik adamlar, eski sporcular. Sana hepsi karşı buna. Bir alternatif. Yani, bir... Guardiola buna karşı çıktı mı? Çıktı. Klopp karşı çıktı mı? Çıktı. Gary Neville'a bakıyorsun, işte ülkemizdeki futbolculara bakıyorsun, Avrupa'daki önde gelen eski futbolculara bakıyorsun, teknik direktörlere bakıyorsun. Aklı selim, oyunun ruhuna hakim, oyun odaklı bakan, işte Watzke'ye bakıyorsun. Watzke bence en güzel açıklamalardan birini yaptı. Dışarıya kapalı,
performans odaklı olmayan olmuyor. Hiçbir oluşumun içinde olmayız dedi. İşin özeti budur bu, aslında. Kısaca yani. Bu. İşin yani özeti bunu budur yani. Destekleyen de... İstersen 300 futbol... milyon euro ver bana girmiyorum diyor adam işte. Evet. Ve UEFA'nın, FIFA'nın elinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ha buna izin verilseydi belki şöyle bir şeyler düşünüyorlardı. Ne olur peki? Liglerden çekileceklerdi. Bak başka bir organizasyon şuydu. Bu takımlar liglerden çekilip nasıl lig oynandığı gibi bunlar sezon boyunca bir lig usulü oynayacaklardı. İşte kupa falan değil yani. En sonunda hani nasıl Premier Lig şampiyonu, bilmem ne şampiyonu olduğu gibi Avrupa Süper Lig şampiyonu aynen, olacaktı. Aynen. Burada da aslındaki bu amaç, temel amaç hatta buydu. Hatta Ünal Aysal'ın da vardı hatırlarsan şöyle, evet, bu tarz evet. açıklamaları. Bak ne demek istediğimi anlıyor musun? Şampiyonlar Ligi gibi değil aslında. Anladım anladım. Şampiyonlar çıkış... Ligi'ne alternatif değil. Hayır. Ha, lige alternatif. Lige alternatif. Mesela buraya, lokal ligler. Evet, buradan düşmek olacaktı, buraya giren çıkan olacaktı aynen. ve City kendisini mesela Avrupa'daki 15 büyüklükle yani... Bu da mesela var ya bak, bu bile mantıklı UEFA nezdinde yaparsa. Mantıklı. Bundan daha mantıklı. UEFA nezdinde yaparsa. Ama tatmin yaratamazsın buna işte. Hayır bunların ama lig maçları olmayacak. He, lokal ligde yer almayacaklar. Lokal ligde yer almayacaklar bunlar. İlk çıkış öyleydi. Yani Avrupa Süper Ligi'nin zaten Avrupa Süper Ligi diyorsun. İlk çıkış ligi aslında gruplar değil. Bildiğin 20 takımlı bir Avrupa Süper Ligi olacaktı. O takım evet, sezon evet. boyunca lig usulü oynayacaktı. Şampiyonu belirlenecekti. Düşen olacaktı. Düşenler kendi ligine gidecek. O ligin şampiyonu belki oraya girecekti. Bak burada bile bir performans var. Bir mantık var. Tabii, ki tabii. Çok katılmıyorum ben buna bu arada. Bu da rezalet. Ama de. Bundan bile daha önemli. En azından performans amaçlı. Ama şöyle bir şey. 15 kurucuya sürekli yer alacak. Giriş parası. Ya bu ne yapıyorsunuz? Geçelim bunları. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına girelim. Yine bu tehditle sürekli değişen Şampiyonlar i̇şte, Ligi'nden bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'de yine taviz verdi aslında. Bir yandan bu oluşuma çok sert ve net mesaj verdi ama bir yandan da hani devam ederseniz bizle bu çılgınlıktan vazgeçerseniz sizi nasıl bir Şampiyonlar Ligi formatı bekliyor dedi. 32 takımdan 36'ya çıkarttı Şampiyonlar Ligi formatında. Çıkacak yeni. Daha bunlar çıkacak. Bugün açıklanacak. Yani, biz daha evet. açıklanmadı bunu program evet. yaptığımızda. Ve işte burada daha lig odaklı ve toplam maç sayısının çok daha fazla artacağı, bu nedenle yayın gelirlerinin ve maç günü gelirlerinin, bütün gelirlerin çok daha fazla artacağı ve Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla ikramiyenin dağıtılabileceği, yine tabii temelinde ekonomi var bunun baktığında. Her takım 10 maç yapacak grup aşamasında. Daha detaylar, bütün detaylar son derece şöyle açıklanmadı olacak. Ama özetleyelim. 36 takım aslında birlik usulü bir sıralama içerisinde olacak. Ama gruplarda oynayacak. Evet, her takım 10 maç yapacak. Aynen. En nihayetinde 36 takımın ilk 8'i. İlk 8'i son 16'ya kalacak. Diğer 8'i ise o ligin 9. ve 25. 24. sırasında olanlar kendi aralarında bir play-off oynayacak. Bunu da Ocak ayında oynatmayı düşünüyorlar. Hı-hı. Oradan gelecek 8 takımla 16 takım oyun devam edecek. Sonra ve burada eleme usulü devam evet edecek. Ne değişecek? Bir kere 4 tane ekstra takım girecek. Bunlardan ikisi UEFA'nın son 5 yıllık başarı planına göre oraya girmemiş olup da başarılı olan takımlara gidecek. Wild card gibi düşünebiliriz. Atalanta bunu. Mesela. Mesela veya atıyorum son dönemde işte kim başarılı olduysa Liverpool da mesela 5. oluyor. Ama alacaklar Liverpool'u mesela. Hmm. Almanya'da mesela işte atıyorum çok anladım. Başarılıysa Dortmund alacaklar gibi. Anladım. İspanya'da da var böyle. Özellikle Premier Lig'e çok yarayacak bir wild card sistemi. Çünkü onların takımları yine büyüklere yarayacak. Evet, genel olarak zaten. Ama en önemli değişiklik reformda 125 maç yapıyor normalde Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sayı 225'e çıkacak. Yani 100 maç fazla. Bu da demektir ki gelirler fazla aynen olacak. Öyle. Televizyon gelirleri çarpı fazla olacak. Çarpı 2'ye yakın evet. bir gelir getirecek. Şey olacak. Aralık-Ocak ayında bu hani 9 ile 25 arası olan o şeyi yapıp yine Şubat'tan sonra 16 takım devam edecek. Yani burada değişiklik 4 takım gelmesi, o 2 takım son şeye göre bir takım da şeye gidecek galiba, Fransa'ya gidecek. Fransa Ligi'nin biliyorsun ilk 4'ü yok yani katılımı eşitlenecek orada belki de. Fransa Ligi'ne verecek. 5 yıllık performansa göre o da bir mantık. 5 yıllık performansa göre... Yine bir performans göre, odağı var evet, yani. Ama işte bunların hepsinin yapılması maç sayısını artırmak, geliri artırmak ve Bayern Münih şey dedi. Ben reformdaki şeylere, Bayern Münih de işten ediyordu çünkü. Daha fazla kazandırmalısınız bize diyor. Doğru. Ve UEFA ile ortaklaşa gidiyor ki bu Süper Lig'in bu arada arkadaşlar 2 yıl önce çıkan haberde Rummenigge vardı bütün işleri yani şey yapan ve mail kışkırtıktan değil mi? Futbol Leagues belgeleri çıktığında Sport Bild manşet attı. Avrupa Süper Ligi kuruluyor. Bayern Münih bizi bırakıyor mu diye. O da sonrasında hemen açıklama yaptı. Biz böyle bir oluşum içerisinde olmayacağız diye. Ve nihayetinde olmadılar. Yani şunu söyleyeyim. Reform da fena değil ama
en nihayetinde temelde haksızlık yapılıyorsa işte bu büyük kulüplerin tehdidiyle UEFA bir şekilde başa çıkmaya çalışıyor. Bir yandan diğerlerini korumaya çalışıyor. Bir yandan büyük kulüpleri işte bu tehditlerle geldiği nokta burası. Tabii. Yani ben neden Şampiyonlar Ligi'nde haksızlık yapılıyor demiyorum. Çünkü sadece parası olduğu için, popülerliği olduğu için o gücü kullanıp kendilerine özel imtiyaz sahibi olmak istiyorlar. Futbolun imtiyaz sahibi, performans her şeyi geçmesi gerekir. Sporun ruhu budur çünkü. İçeriği budur. Bu şekilde zaten bir sürü adaletsiz ortam var. Bu da mesela Türkiye Süper Ligi takımlarını daha da kötü etkileyecek tabii. Bir de oraya bakarsak eğer. Senin girme şansın o 5 takıma yani çok çok daha zor. Bir kere Premier Lig'den atıyorum öne çıkan takım olacak. Artık Konferans Ligi. Yani mesela düşün ki West Ham'la Leicester zirveye oynuyor. İkisi girecek. Tabii, beş. Tabii, tabii. Öbür taraftan alacak Porto. Gladbach gelecek oradan. Tabii canım. İşte, Almanya'dan, İngiltere'den, hani Almanya katılmasa bile lig olarak sırf İtalya'dan ve Premier Lig'in dışında kalan aynen takımlar senden daha popüler. Aynen öyle. O yüzden bu bizim açımızdan, bizim seviyemizdeki futbol ülkelerini tamamen bitirecek. Bitirecek. Gönül istiyor ki bazen dönelim Şampiyon Kulüpler Kupası. Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası en yıllarına dönelim. En adili buydu. En adiliydi. Tartışması en adili buydu. O yıllara dönelim. Gerekiyorsa. Yeni, çünkü futbol her oyun kahramanlarıyla ve hikayeleriyle güzel. Farkında mısın? Hikayeler ne kadar azalıyor ve tek düzeleşiyor artık. Bak, hep aynı kahramanları, hep aynı şeyleri aynen izliyoruz. Sana bir şey söyleyeyim. Hayatımızda belli takımlar ve belli yıldızlar var futbolda artık. Yeni nesil açısından bak. Başka hiçbir hikaye yok artık. Bak ne biliyor musun olay şu anda? Ben 100 metreyi 9 saniyede koştum mu? Atıyorum, sallıyorum tamamen. En hızlı benimdir, şampiyon benimdir değil mi? Futbolda ne oluyor biliyor musun? 100 metreyi 9 tane de koşacaksın. Bir de öbür tarafta bir daha koşacaksın. Bir de öbür tarafta bir daha koşacaksın. Aynen. Diğer tarafta aynen kendi liginde 4. olan 100 metreyi 15 tane de koşmuş adamı direkt izliyoruz. O daha ünlü. Diğeri Etiyopyalı belki bilinmiyor. Sallıyorum bak. Aynen. Futbolu bu hale getirdiler. Adaletsiz ve performans istikrarsızlığına getirdiler. Maalesef ama öyle. Bakalım neler yaşanacak ama daha tabii bu kaos yani bu kaos devam edecek belli bir süre. Çünkü UEFA'nın eli çok ama çok güçlü. Bir de şunu bir ligler konuşalım destek mı verecek ya? Florentino Perez'in doğru herhalde o ama bir açıklaması var ya. Tabii. Gerekirse biz kendi Dünya Kupamızı da organize ederiz gibi bir hani milli maçlara bu kulüplerden oyuncu gitmesini yasaklarız dediğinde. Onların dert edeceği şey milli maçlar olmasın. Onların dert edeceği şey ligler bu UEFA ile birlik olursa bittiler. O zaman düşünsünler bakalım. Sene boyunca sadece Avrupa Süper Ligi oynayabilir. Çevir çevir Tottenham'la 120 kere maç yaparlar sonra. O göreyim ben. O hani fazladan sonuçta 50 milyon kazanıyorken Şampiyonlar Ligi'nden bu oluşumla Süper Lig'le beraber kazanacakları para diyelim ki 200 milyon olsun. Ama gitti senin kendi lokal liginden aldığın dünyanın oynarsın. En büyük ligi Premier Lig'den aldığın yayın gelirlerin evet gitti. Barcelona ile beraber günde 30 kere El Clasico yaparsın. Onun bile değeri kalmaz. Tabii bir de o var. Sıradanlaşacak bir tabii de. Tabii ki canım. Azalan fayda yasası diye bir şey var. Peki çok kaotik günler bizi bekliyor ama ben de Orhan'a %100 katılıyorum. UEFA'nın eli çok güçlü. Yerel lig organizasyonları ve federasyonlar UEFA'nın yanında yer alacak gibi duruyor. Artı en önemlisi, en değerlisi yani 12 tane böyle zengin adamın karar alabileceği kadar küçük bir oyun değil futbol. Kamuoyu. Kamuoyu şu anda çok şiddetle karşı çıkıyor. Yani tüm dünyada taraftarlar ve futbola gönül verenler, eski futbolcular, teknik adamlar, herkes bu çılgınlığın durmasını istiyor. Zaten şeyler de açıldı. Bu çılgınlığı durdurun. Gary Neville açtı galiba o etiketi de. Stop Avrupa Ligi'ni durduralım. Bence durdurulmaktan ziyade bir de ceza verilmesi gerekiyor. Aynen. Bunlara 2 yıl Avrupa'dan men cezası vereceksin. Kalkışma. Bu da bir çeşit kalkışma. Daha devam edecek. Bunu bence önümüzdeki programlarda da süreci konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor Orhan. Bir de şurada var. Dikkat edin bakın. Normalde kurulma aşaması neden bugün olduğuyla ilgili. İspanya ve İngiltere'de 2020'de yayın içeriği, yayın sözleşmesi bitiyor ya. Hı hı. Şimdi bağımlılığı kalkacak. İtalya'da 2 yıl sonra geliyor. İspanya ve İngiltere sonuçta bunun asli kurulma amacı normalde kendiliklerinden çıkıp yine Şampiyonlar Ligi oynamayı devam ettirerekten bir ayrı Süper bir Ligi. Evet, hı hı, buydu. Bu zamana gelmesinin sebepleri de 2022'de 2 tane büyük ligin, 3 ligden oluşuyor zaten bu şu anda Avrupa Süper Ligi. Diğeri de 1-2 yıl sonra gelecek, buydu. Ve amaçları başkaydı ama iş pandemi nedeniyle özellikle Barcelona'nın ve Atletico Madrid'in durumu felaket. Felaket. Yani bu ihtiyaçları olduğu için bence Barcelona da iyi bir tavır gösterebilirdi. Normalde özünde var bu ama en çaresizi de onlar şu anda. Bu o tavırları yüzden, mesela bu iş tamamen şey var. Evet. Bu
gösteremezler. Kurulma aşaması da hani bazı Perez şey diyor. Biz diyor taraftarın istediği büyük takımların birbiriyle karşılaşması gereken. Ya ne masal anlatıyorsun sen? Sana geldi bir tane JP Morgan dedi ki. Aynen. Abi sen Şampiyonlar Ligi'nden kaç kazanıyorsun? 3 katını veriyorum. 50 milyon. 3 katını ben sana kazandırıyorum diyor. Yatırımı da veriyorum aynen, diyor. Aynen. Bu bütün hepsi bu. İşte bu kulüpleri Glazer'lara, Katarlılara, onlara bunlara bırakırsanız kulübün özündeki ruhu koruyamazsınız. Tabii. Liverpool'un şu Liverpool anda... mesela yani hayatımız boyunca Liverpool romantizmiyle büyüdük. İşçi takımı, işçi sınıfı bilmem çok girmiyorum da vesaire. Evet. Ama hayır, sen şimdi kulübü tutup da Amerikan sermayesine bırakırsan, tutup da Katar sermayesine bırakırsan evet. Belli bir yere kadar söz sahibi olursun. 20 yıl önce o yüzden ne diyoruz? Her zaman artık dediğimiz gibi canımız Bundesliga diyoruz. O yüzden boşuna demiyoruz canımız Bundesliga diye. Ben anlatmaya çalıştığım şeyi anlamadılar. Bir ara bir Bayern Münih içeriği yaptım. Dışarıda çok hani Dortmund'un 2-3 oyuncusunu alıyor diyor, çok tepki çekiyor. Bayern Münih bak istese, bak şunu anlamıyor insanlar. Bayern Münih'in kazandığı televizyon gelirlerine bir bakın. Bir de Real Madrid, Manchester United, hatta West Ham United'a bir bakın. Ya. Aynen, West Ham çok güzel. En az 5 katı. Tabii. Ama istese, bak Sat bir araştırma yapmış, Satayız televizyonu. 200 milyonun üzerinde alıcısı var adamların. Tek başına havuzdan çıkıyorum size, tehdit etse. Ben daha çok, bırak onu sen, bir de şeye tehdit ediyorlar bazıları. Siz diyor, 2. Bundesliga'ya niye bu kadar para veriyorsunuz? Direkt çünkü otomatik ayrılıyor %20. Aslında gelişmesi için. Mecbur yani gelişmesi için. Sen ligin tamamını düşünmelisin. Futbolun tamamını düşünmelisin. 15 tane kulübün ben parasını düşünecek değilim. Abi Dortmund battığında yatırılması gereken bir miktar vardı. Yanlış mı hatırlıyorum ben onu? O miktarda yardımcı olmadı mı Bayern Münih mesela? Dortmund'un batak sürecinde. Orada şöyle yardımcı oldu. Dortmund hazır nakit paraya ihtiyacı nakit vardı. Nakit para yardımı yapmadı mı? Evet, direkt Bayern Münih 3 milyon euro mu ne? 10 milyon euro. Yani işte 2 milyon euro ama işte bugünün 10 milyon eurosu gibi düşünüyorum. Aynen. Yani nakit para yardımını Bayern Münih verdi. Bunu da 10 yıl sonra açıkladı. Yani bundan şey aynen yapmadı. 2013'te açıkladı. Aynen. Önemli değil. Peki devam edelim. Dediğim gibi bu kaotik süreç devam edecek. Çok konuşacağız. Bütün bunların ışığında şok bir haber daha geldi. Jose Mourinho ile Tottenham'ın yolları ayrıldı. Şimdi Jose Mourinho Avrupa Süper Ligi'ne tepki koydu. Yanlış, öyle bir şey yok. Öyle bir bunun şey yok. Asparagas olduğunu Asparagas düşünüyorum ben de. Asparagas. 40 milyon euroya yaklaşan bir şeyi var değil mi? Onu anlaşmayı yapanlar düşünsün. Var. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Dinamo Moskova'da elendiği gün söylediği sözler, en sonki insanlar son beyanatına dayandırıyorlar. Hani hoca aynı ama oyuncular farklı tarzı. Dinamo Moskova maçında elendikten sonra o Dinamo Moskova üzerinden kendi oyuncularına yaptığı eleştiri zaten bitişi, klasik Mourinho bitişinin başlangıcıdır. Oyuncuları suçlamaya başladığı andır. Aynen, hedef gösterdi. Yani. Bak bir şey söyleyeceğim ben sana. Kaç yıldır ben Pep Guardiola izliyorum. Kaç yıldır ve kaç tane oyuncu ona asılsız suçlamalar yaptı. İbrahimovic gibi Ture... Sayısız neler yaptı Ture'ler. Doğru. Bir kez olsun, bak Ribery aynı şekilde Bayern Münih'te. Bir kez olsun bir oyuncu, bir teknik direktör hakkında olumsuz konuşmadı adamlar şu ana kadar. Bir kez olsun ya. Demedi ki beni bu oyuncum kötü. Hayır. Onları da bırak. Onlara cevap da vermedi. Performans yetersizliğinde. Yeri geldi, basın toplantısında sordular şeye, Guardiola'ya. Ya siz Xavi Messi niye 6 kupayı aldınız falan. Çünkü bende Messi vardı diyor. Aynen. Messi'yi mi över, Lahm'ı mı över, Bielsa'yı mı över, atıyorum İlkay'ı mı över, Kevin De Bruyne'yi, hepsini dünyanın en iyi futbolcusu yapar. Hep olumlu, hep pozitif ve bir kez olsun şu oyuncum yüzünden ben maç kaybettim. Bunlar bir kez olsun demez mi? Bu adam kaç yıldır ligin zirvesinde örnek olsun diye söylüyorum. Bir kez olsun oyuncusunu taraftarın önüne atmadı. Ve herhangi bir başarısızlığı da şeye varmadı. Kazandığı o bütün başarıları da zaman zaman Messi'ye yüklendi. Çünkü Xavi Iniesta'ya yüklendi. Yeri geldi belki dolaylı yönden bir ironi yapmak istedi ama paraya yükledi. Evet. Ne demek istediğimi anlıyor musun? O yüzden o Moskova'ya elendiği zaman Tottenham. Ya o açıklamalar doğal değil ya. Utansın benim oyuncularım da falan da filan da yani şok oldum ben. Zaten o suçlamalar başlayınca Mourinho'nun 2-3 haftası kaldı demektir. Peki ben daha o yüzden başka açıdan soracağım sana Mourinho'yu. Old school kalmıyor mu artık? Tabii ki canım, Mourinho. Tabii ki. He? Kısa bir performans. Yani nasıl ki iyilerin kısa bir çöküş dönemi var. Mourinho'nun da sadece kısa bir yükseliş dönemi var. Gerisi aynı hikaye. Değil mi? Manchester United'da aynı. Bir tek ikinci oldu hani orada bir şey diyemeyelim de. Ama genel olarak çok başarısız son dönemde ve daha çok... Çağın dinamiklerine de ayak uyduramadı yani. Bir kere yani şu soruyu... Kendini yenileyemedi. Bir şey soracağım sana. Şu soruyu soruyor musun hep? Normal koşullar altında arkadaşlar, hani futbolda bir sürü olaylar gelir başınıza ve zamanla tecrübe kazanırsınız. Zaman geçtikçe daha iyi teknik direktör olmanız gerekir. Mantık bunu emretmiyor. Mesela tabii. O sorunlarla daha fazla bilirsiniz artık. Ne geleceğini bilirsiniz, ne gideceğini bilirsiniz. Ama dikkat edin.
Bütün büyük teknik direktörlerin başarıları genel olarak genç yaşındadır. Guardiola ilk teknik direktörlük deneyiminde dünyanın en iyi, bana göre, benim izlediğim ve son 100 yılın bana göre en iyi takımını yarattı. 2009 ve 2011 yıllar arasındaki Barcelona'dan bahsediyorum. Doğru. Bir daha kupa kazandı, başarılı oldu ama bu seviyenin üzerine çıkamadı. Fatih Terim 40 yaşındayken 40 yıl sonra bu ülkeyi, bakın o hakemleri bir kenara bırakın. 40 yıl sonra Türkiye'yi büyük bir turnuvaya götürdü. 96 Avrupa Şampiyonası. Evet. Ve 2000'de de muhteşem bir futbol sonucu, kazandığı kupa, UEFA kupası bir yana, oynattığı futbolla bir daha Fatih Terim asla ve asla 96-2000 Galatasaray'a kadar başarılı olamadı. O şekilde futbol oynatamadı. Jose Mourinho, Porto ile şampiyon... Bakın bunların hepsi genç yaşta olan şeyler. Jupp Heynckes'i bir kenara bırakın. Bütün büyük teknik direktörlerin devrimci şeyleri hep genç yaştadır. Daha da önemlisi, tecrübelendikçe, daha fazla maça çıktıkça adam geliyor 32 yaşındaki Nagelsmann, daha dünü A'yı B'yi bilmiyor diyorsun. Yani deneyim açısından bahsediyorum. Futbolda sayısız, hazırlıksız yakalanabilirsin kötü koşullara. Deneyim açısından hep gençler daha başarılı. Hep genç, işte Rose geliyor. Ya ama işte kendini geliştirmek istiyor. Genel olarak ama böyle şundan dolayı söylüyorum. Çünkü bir süre sonra futbol çok çabuk gelişen bir çok. Şimdi Christoph Daum Almanya'da kimse istemiyor ama zamanın en büyük teknik direktörüydü. Köln'le üst üste ikinci oldu. Bayern Münih'e karşı yarıştı. Atıyorum Stuttgart'ı şampiyon yaptı. Bir daha yok. Magath mesela bugün oturuyor. Tabii. Sayısız deneyimi var. Deneyim o kadar önemli bir şey değil. Futbolda yeni gelişen bir süreç. Futbolcular gelişiyor, çağ değişiyor, yöneticilik beceriniz azalıyor. Ya, yeni çıkan futbolcular. Ancelotti. Dünyanın en büyük hocalarından birisi değil miydi? Bugün Everton'dan neler yapıyor? Kazandığı başarılara baktığında Ancelotti gelmiş geçmiş en baba 3 teknik adamı arasına sokarsın. Yani baktığınız zaman genel olarak futbolda çok hızlı değiştiği için süreçler. Çağı yakalamak. Ayak uyduramak çok önemli bu konuda. Mesela bu konuda ben Favre'yi takdir ettim. Mesela Favre biraz kendimi geliştirmem, değiştirmem, çalışmam ve ondan sonra sahneye dönmem lazım dedi. Biraz ara verin diyoruz biz de o yüzden yani. Ankara gücünü düşürüp arkasından Malatya'nın başına geçmeyin yani. Siz de bir şeyler öğrenmeye gidin. O yüzden Ömer Erdoğan'ı çok tebrik ettim. O istese belki hemen geçebilirdi. Ertuğrul Salam'ın yardımcısıydı. Evet. Klopp'a gitti, şey gitti. Bence her teknik direktör, herhangi bir başarısızlık sonrası şeydir. Nedir o? Gelişmek için bir kursa gitmeli, çaba göstermeli, yeni kendini futbola bakmalı. Kendini geliştirmeli ve adapte etmeli. Dediğin gibi futbol... Favre bunu yaparken Hertha Berlin'i düşme takımlarını Avrupa takımı tabii, yaptı. Tabii. Ama dedi ki ben yıldızlarla olan iletişimde problemim var dedi. Aynen. Gibi. Son noktayı ortaya karışıkta yine canımız Bundesliga'dan koyalım. Hansi Flick ve Bayern Münih'in yolları ayrılıyor. Bir, sana sormak istediğim, sen olsan burada başkan, karar merci. Salihamidzic'in cephesinde mi yer alırdın, Hansi Flick'in cephesinde mi yer alırdın? Bu zor bir soru. Ulu Hönes, Salihamidzic'i getirdiği için onun yanında üvey öz evladı gibi bakıyor. Evet. Rummenigge'de Hansi Flick'in yanındaydı. Kaan da ortada kalmıştı garibim. Süreç böyle ilerledi. Salihamidzic'in haklı olduğu konular var ama bence problem neden kaynaklandı biliyor musun? Eğer Hansi Flick sonuçta kimsenin tanımadığı yardımcı bir antrenördü. Yani şöyle kaç dünya maç kalır diye konuşuyorduk ya. Dünya futbol piyasasının zaten tabii. Getirilmedi, idare etsin diye geldi. Aynen, geçici olarak. Geçici atandı. Olarak atandı. Bu yüzden böyle büyük bir isme sahip olmadığı için onu transferlerde olsun, diğer konularda olsun hep göz ardı ettiler. Yani onun da haklı olduğu konular var. Tamam. Geçen senenin gerisine gitti bu kadro. Yani demek istediğim şu. Salihamidzic daha kendisini kanıtlamış değil. Ulu Hönes bas bağırıyor işte Anthony Davis'i bulduğu için. Aralarında şöyle bir çıkmaz var. Onu anlatayım neden bir problem yaşıyor diye. Nihayetinde Salihamidzic Flick'ten önce ve Flick'le beraber ve daha sonra da bir sürü transfer yaptı. Salihamidzic'in kişisel sportif başarısı aldığı oyuncuların başarısıyla birebir örtüşür. Kadro mühendisliğini yapıyor, oyuncu transfer ediyor. Tamamen %100 pay sahibi değil ama en önemli etken o. Ve şimdi adam 80 milyona oyuncu alıyor. Hernandez. Şimdi Flick bunu oynatmayınca Flick'le bir problem yaşıyor. Çünkü bu kadar parayı veriyor. Flick de diyor ki başka açıdan Hernandez'i bir kenara bırak diyor. Benim işte Sergio desteğe ihtiyacım var. Benim Thiago'nun gitmemesi gerekir. Boateng kalması gerekir diyor ama Hansi adam Flick de başka düşünüyor. Adam gibi bir yedek 9 numaraya ihtiyacım var. Hansi Flick de başka düşünüyor. Yani bu şeyler Flick'in de öncesinde bir yüksek bir kariyerin olmaması, çok ciddiye alınmaması transferlerde onun da artık burasına geldi. Hansi Flick bence şu an için çok uygun bir teknik direktördü Bayern Münih'e. Bence de. Ve bu süreci bir şekilde yönetemediler. Bayern Münih de burada işte Ulu Hönes gitti arkadan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Rummenigge gidecek. Bu ikisi bir tane büyük devin.
zaman içerisinde ayrılması ve Kaan'ın Salih Ahmet'sinin daha çok deneyimsiz olması. Eğer mesela Uli Hoeneß sportif direktör olsaydı sallıyorum, bunu ona karşı yapamazdı Hansi Flick. Ama Salih Ahmet için ne kadar iyi olup olmadığını Hansi Flick de bilmiyor, Bayern Münih yönetimi de bilmiyor. Bir deneyim. Dolayısıyla bu tartışmada bence Bayern Münih çok uygun bir teknik direktörü kaybetmek üzere açıklama yaptı. Enteresan bir şey söyleyeyim onunla ilgili, Hansi Flick hakkında. Şimdi bir işte Bild'den bir deneyimli bir gazeteci hemen Uli Hoeneß aramış. Bu açıklama sonrası yani neden böyle oldu diye. Uli Hoeneß'in haberi yok. Oo. Yani Uli Hoeneß'in haberi olmadığı gibi Bayern Münih yönetimi de Mainz maçı sonrasına bırakalım şeklinde bir mütabakat sağlanmış. Ama buna rağmen Hansi Flick'in yaptığı açıklama çok yersiz bulundu ve bununla dair açıklama da yaptılar. Dolayısıyla Flick tamamen ipleri koparmış durumda. Bu Bayern Münih'in kollarına hakaret gibi oluyor biraz. Dolayısıyla ben kalacağını düşünmüyorum bu açıklama sonrası. Ama ne olur ne olur bitmez onu hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla şöyle bir şey de var bu arada. Herkes Alman milli takımına gideceğini düşünüyor. Ama soracağım. Alman milli takımının yanında Premier kulüplerinin de listesinde şu anda Hansi Flick. Dolayısıyla o seçenek sadece. Ne olduğunu hep beraber göreceğiz ama muhtemelen Hansi Flick. Yollar ayrılacak. Alman milli saatten sonra bir o kesin de Alman milli takımına gider diye düşünüyorum ben yani. Bırakmazlar onu. Çok iyi ilişkiler var çünkü. Nagelsmann mı gelir? Nagelsmann şu anda Leipzig diyor ki almak isteyen biliyorsun Adi Hütter'in çıkış maddesi vardı 7,5 milyon euro. Yani Villas-Boas ödedi Chelsea galiba 10 milyon. Bir teknik direktör en fazla ödenen para olarak onu biliyorum ben. Marco Rose'nin kaçtı? 5'ti. 5 milyondu. Şimdi Leipzig diyor ki almak istiyorsanız 20 milyon euro bonservisi. Son dönem modası teknik direktör bonservisleri. Leipzig haklı çünkü kesinlikle çıkış maddesi yok. Bak biliyorsun Leipzig bunu almak için Nagelsmann'ı Ragnik bir yıl teknik direktörlüğü ben yaparım dedi. Aynen. Sırf çünkü, onu getirebilmek evet, için. Onu Dortmund iki kere Nagelsmann'la anlaştı. Her ikisinde de denk getiremedi. Aynen. Biliyorsunuz aynen. Yani. Bir yıl beklemek durumu. Leipzig orada akıllılık yaptı. Ragnik dedi ki ben yaparım dedi bir yıllık. Orhan bayağı bu sene bu yaz kavimler göçü ya. Marco Rose Dortmund'a, Adi Hütter evet. Gladbach'a, Nagelsmann Bayern Münih'e, Flick Alman milli takım. Bildiğin kavimler evet, göçü. Şimdi Bayern Münih'e kim gelecek? Kesinlikle Klopp gelemez. Klopp bu sene istifa bile, yani bıraksa bile Liverpool'u. Ailesiyle görüşmüş, çok net söyledi. Ben dedi bir yıl dinleneceğim dedi. Kesin kararımız. Yılbaşında bu kararı verdi. Klopp genelde sözünde durur ama ekstrem bir şey olur. Ayrı bir konu yine de. Klopp gelemez. Bence en uygun Klopp'tu Bayern Münih'e. Eğer Klopp gelmezse Nagelsmann'ın dışında seçenekler işte Erik Ten Hag var. Ten Hag çok konuşuluyor. Eski Bayern Münih'le de ilişki olduğu için o gelebilir. Nagelsmann var. Daha da konuşulacaktır ama bence bu konu daha yaza taşınır. Evet. Orhan ağzına sağlık. Eyvallah. Bayağı bir Avrupa Süper Ligi'nden girdik. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ve Mourinho ile Hansi Flick olayını da konuştuk. Bu hafta ortaya karışıyor. Bu arada söylediğim için sonradan söylüyorum. Tottenham'ın hedeflerinden birisi Nagelsmann. Evet. Bir Hansi Flick Tottenham tarzı bir şey de olabilir. Sallıyorum tamamen. Yani yer kalırsa orada. Yalnız Hansi Flick de Premier Lig'e giderse de çok enteresan olur gerçekten. Aynen öyle. Bakalım. Önümüzdeki hafta ortaya karışıkta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.